Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Haziran 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, öncelikle Haziran ayının genel gündemlerine şöyle bir bakalım. Güneş 21'ine kadar sizin için dost bir burçta ikizlerde ilerleyecek. Merkür retrosu sona eriyor. Yay burcunda dolunay var. Yengeç burcunda yeni ay doğacak. Mars koç burcunda ay boyunca ve Venüs Boğa burcunda. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 21'ine kadar İkizler burcunda parlayacak sevgili kovalar. 5. evinizde olacağı için gayet güzel bir alan burası ve 30 Mayıs'ta İkizler yeni ayı doğdu. Haziran'ın ilk yarısında da bu İkizler yeni ayı gündemimizde olacak aslında. Biraz hani hevesli olduğumuz işte daha dış dünyadaki paylaşımlara kendimizi gösterme, ispat etme için daha belki cesur davranabileceğimiz bir süreç. Hani eğlenmek istiyoruz, hayattan beklentilerimiz var. Merkür retrosu Mayıs'ta biraz günlük hayatımızı ve bu kişisel girişimlerimizi yavaşlattı. Şimdi 3 Haziran'da Merkür düzeliyor. Yeni ayında yöneticisi olduğu için Merkür'ün düzelmesiyle beraber aslında daha rahat ilerleyebiliriz. 4. evinizde Boğa burcunda düzelecek Merkür ayın 13'üne kadar. Evde, yuvada, ailede, yaşadığınız mekanlarda belki yapılması gereken işler var. Tadilatlar olabilir, onarımlar olabilir. Yani buralarda gecikmiş bir şeyler var. Mayıs'ta bunlar gündeme gelmiş olabilir ama tam sonuç alamamışsınızdır. Şimdi Merkür düzeliyor. Artık daha rahat ilerleyebilirsiniz. Bunları hızlı bir şekilde çözebilirsiniz ve ayın 13'üne kadar da hani daha çok ev ve yuva alanında bu etkileşimler devam edebilir. 13'ünden sonra ise Merkür ikizlere geçecek. Yeni şeyleri öğrenme, deneyimler, dış dünyadaki aktiviteler, kişisel girişimleriniz alanında sizi daha fazla destekleyecek. Zihinsel enerjiniz de çok hızlanıyor. Merkür'den muhteşem bir etki alıyorsunuz. Venüs bu ay 23'üne kadar Boğa burcunda. Yine 4. evinizde. Dolayısıyla evinizi, yaşadığınız mekanları, çalıştığınız mekanları iyileştirme, güzelleştirme anlamında Venüs'ün güzel destekleri var. Aile ilişkileriniz de güçlenebilir. Evde toplantılar, partiler, davetler yapabilirsiniz örneğin. Hani evde olmaktan keyif alıyorsunuz. Konfor alanlarınız iyileşebilir. Kendinizi güvende hissedeceğiniz koşullar oluşabilir. Emlak, gayrimenkul işlerinden, toprak işlerinden daha fazla verim elde edebilirsiniz. Yani maddi kazançlar anlamında da Venüs burada sizi destekleyebilir. Ayın 12'sinde Venüs'ün Uranüs'te kavuşumu var. Kuzey düğüm yönünde olacak bu kavuşum. İlginç bir kavuşum. Burada sürprizler de olabilir. Çok hızlı gelişmeler de olabilir. Örneğin satmak istediğiniz, aylardır satmak istediğiniz bir mülkünüz var, bir toprağınız var. Hızlı bir teklif alabilirsiniz örneğin. Veya bir anda böyle taşınmak istiyorsunuz, güzel bir ev bulabilirsiniz. Hani burada sürprizlere hazır olmakta fayda var sevgili kovalar. Mars ay boyunca Koç burcunda olacak. Dolayısıyla enerjiniz güçlü. Düşünceleriniz var, fikirleriniz var. Jüpiter'in de zaten Koç burcunda ilerlemeye başlaması hani yeni fikirler, yeni düşünceler anlamında sizi destekliyor ve daha hevesli bir şekilde, cesur bir şekilde yakın çevrenizde bunları paylaşmak istiyorsunuz. Kardeşlerle ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Komşularla ilgili de hızlı gelişmeler olabilir. Ayın 14'ünde Yay burcunda dolunay meydana gelecek. 23 derece Yay burcundaki bu ateş elementine ait dolunay bir hava burcu olduğunuz için sizin de enerjinizi destekliyor aslında. Bu yeni ay geçtiğimiz Aralık ayında başlamış bazı girişimlerinizi sonuçlandırabilir. Bundan sonuçlar da alabilirsiniz. 11. evinizde olacak Dolunay. Aslında bir tamamlanma dönemi. Hedefleriniz, projeleriniz, ideallerinizle ilgili, umutlarınız, hayallerinizle ilgili bir alan burası. Yani geçtiğimiz Aralık'ta bir işe başladınız. Hani bunun sonuçlarını alabilirsiniz. Planlarınız, programlarınız vardı örneğin. Hani bunları hayata geçirebileceğiniz koşullar olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse bu dolunay size çok daha güzel etkiler getirebilir. Haritanızda değişken burçlarda gezegenleriniz varsa dolunayın tesirleri artabilir. Arkadaşlarınız, sosyal çevrenizle ilgili etkiler var. Hani biraz başkalarından destek alma ya da bir ekip çalışması içerisinde olma konusunda da bu dolunay aslında bir şeyleri netleştiriyor hayatınızda. Belki bir eğitim, yay olduğu için medya, basınla ilgili işler, yurt dışı konulu işler, yolculuklar, işle ilgili eğitimler, seminerler, workshoplar. Hani bunları da gündeminize taşıyabilecek bir dolunay aslında. Dolunay sırasında Güneş'in burcunuzdaki Satürn'e güzel bir açısı var. Hani bu daha önceden yaptığınız çalışmaların, harcadığınız emeklerin
sonuçlarını alabileceğinizi de gösteriyor. Yani bir size güven veren, maddi manevi istikrar ve güven veren bir açı. Aynı şekilde Güneş'in Neptün'de bir kare açısı var. Parasal konularda aşırı hayalci olmamaya çalışın. Hani burada daha gerçekçi olursanız, daha güvenli ve somut adımlar atarsanız ya da beklentilerinizi daha gerçekçi tutarsanız sizin için başarılı olacak bir dolunay döngüsündesiniz. Evet, ayın 23'üne kadar Venüs Boğa burcunda, 23'ünden sonra İkizler burcuna geçecek. Merkür zaten ayın 13'ünde İkizler burcuna geçiyor. Ayın ikinci yarısından itibaren, özellikle ayın 20'sinden itibaren daha fazla dış dünyada aktif olduğunuzu söyleyebiliriz. Bu da size daha fazla gezme, seyahat etme, yeni bir şeyleri öğrenme, okuma, araştırma, yazma, çizme, her türlü iletişim mecrasında daha aktif olma imkanlarını verebilir tabii ki. 21'inde Güneş artık Yengeç Burcu'na geçecek. 29 Haziran'da Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde yeni ay doğuyor. 6. evinizde doğacak bu yeni ay. Sevgili kovalar, burası daha çok iş, sorumluluklar anlamı, günlük hayat anlamına geliyor. Bir işle ilgili bir gündeminiz varsa belki bununla ilgili şartlarda günlük hayatınızı şöyle bir düzenlemeniz gerekecek. İş, çalışma koşulları, çalışma şartları gibi. Veya işte beslenmeniz, sağlığınız, kendinizle ilgili bir bakım, kendinizle ilgili bir yeni düzen belirleyebilirsiniz yaşam alanlarınızda. Bu yeni ay herkese aynı şekilde etkilemiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 7 derece ve yakınlarında. Öncü burçlarda gezegenleriniz var mı? Koç, terazi, yengeç ya da oğlak. Eğer varsa bu yeni ayın sizin için tesirleri daha önemli olabilir. Yeni ay sırasında ikizlerdeki Venüs'ün Koç burcundaki Jüpiter'le güzel bir açısı var. Ve bu iki gezegen de sizin için olumlu bir pozisyonda bulunuyorlar. Aslında bu yeni ay bazı hedeflerinizi ya da bir fikrinizi başkalarını belki ikna etmek ya da başkalarından cesaret almak ya da onaylanmak anlamında destekleyebilir. Aşk konularında da Venüs 23'ünden itibaren aşk evinizde olacağı için sevgili kovalar, kalbiniz boşsa eğer ayın 23'ünden itibaren kalbinizi çarptıracak, heyecan duyacağınız ilişkilere, tanışmalara açık olmakta da fayda var. Evet, ayın geneline baktığımızda şanslı dediğimiz, keyifli dediğimiz günler var ve bunları biz özel hayatımızda, iş ve toplumsal amaçlarımızda da kullanabiliriz. 10, 11, 12 Haziran keyifli günler ve bazı hızlı sürpriz gelişmelerle karşılaşabiliriz. Aynı şekilde 19, 20, 21 Haziran ve 27, 28 Haziran, bunlar da gezegenlerin bizi desteklediği gayet keyifli günler. Bu günleri değerlendirebiliriz Haziran ayı içerisinde sevgili kovalar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.